Arkadaşlar merhaba, Kripto Teknik kanalına hoş geldiniz. Bugün yine bir alt başlık açıyoruz. Altcoin incelemeleri, altcoin karşılaştırmaları, kripto goygoy, gündem değerlendirmeleri derken borsa rehberi diye ayrı bir başlık açıyoruz. Bu da o başlığın ilk videosu olacak. Yani bu video genel anlamda bir borsa videosu olacak. Genel hatlarıyla aslında bir deneyeceğiz. Hani bu biraz duyuru videosu gibi bir şey olacak aslında. Aynen. Ondan sonra bu başlık altında hangi borsanın avantajları ne, dezavantajları ne, işte komisyon oranları, borsalar paralarınızı nasıl saklıyorlar, bütün borsaları teker teker bu başlık altında inceleyeceğiz. Şimdi genel olarak bir borsa muhabbetine hafif bir değinelim. Çünkü burada bazı yanlış anlaşılmalar var. Bize çok soru geliyor. Özellikle Türk borsalarında fiyatlar niye düşük gibi soruları çok alıyoruz. Evet. Bir borsanın temel mantığı, sen bir açıkla Altuğ. Yani borsanın aslında teorik olarak insanların birbirinin parasını alıp sattığı, belli bir kripto parayı alıp sattığı, borsanın da bundan bir komisyon aldığı bir sistem aslında, al-sat sistemi. Ya şimdi şöyle, hani soruyorsunuz, bazı arkadaşlar ısrarla soruyorlar, Türk borsalarında niye fiyatlar düşük diye. Ya şimdi şöyle bir şey var, burada borsanın yapabileceği bir şey yok. Borsa burada sadece aracı faktörüdür. Birisinin sattığı şeyi sen alırsın. Zaten öyle anormal bir, yani fark da olamaz diğer borsalara göre, onu arbitrajcılar hemen eritir. Yani böyle anormal bir fark oluşamaz yani. Oluşsa bile çok anlık olur. Bilmeyenler için arbitraj tanımını da bir açalım. Çünkü borsalarda genelde bundan bahsedeceğiz. Hani bir para, kripto para, atıyorum bir borsada 100 satoshi ise, başka bir borsada 120 satoshi ise, birinden gider 100'e alırsın, gönderirsin, ötekinden 120'ye satarsın. Hatta bu arbitraj çok kolay bir şey mi? Değil. Neden? Çünkü bir gönderim süresi var ve o sürede ne olacağını bilemezsin. O yüzden belli bir risk faktörü var. Bir de genel olarak çoğu para böyle çok büyük arbitraj açıklığı vermez normalde. E tabi orada borsanın kendi aldığı bir komisyon var. İşte aktarılırken kesilen bir para var. Bir de zaten bu arbitraj işini yapıyorsanız, genelde bu arbitraj işini yapan adamların öyle 2-3 borsaya üyeliği olmuyor. Tabii. Yani öyle 30 tane borsaya birden üye oluyor. Hepsini hatta botlar takip falan var bunu takip tabii eden tabii botlar zaten. Var. Bravo. Botlar yani bu işleri güzel takip ediyorlar. Tam botluk bir iş bu yani. Çünkü sen kendi gözünle onu her dakika yakalaman tabii mümkün değil. Bu tam botluk iş. Peki o zaman şöyle bir yavaş yavaş bir giriş yapalım. Önce bir Binance'la başlayalım. Bu arada Binance'a üye olmak isterseniz videonun altında üyelik linki mevcut. Şimdi Binance genelde ülkemizde en çok tercih edilen altcoin borsalarından bir tanesi. Hatta herhalde birinci. Aslında Binance Türkiye'de bu kadar popüler değilken ben Binance'a üyeydim. Neden? O dönemde bu IOTA furyası vardı. La IOTA'yı nereden alayım falan filan derken Binance'ı buldum. Ben de senin referansında üye oldum. Oradan Oytun'a bulaştırdık falan. Sonra derken ya bir tek biz değilmişiz. O arada herkes Binance'çı oldu. Şu anda Binance tepeye çıktı gibi bir şey. E tabii yani şu an Türkiye'de muhtemelen açık ara birincidir. Yani bu birinci olmasının sebepleri var aslında. Yani boş boşuna kimse böyle sağda solda duydu diye Binance'dan işlem yapmıyor. Yani hakikaten Binance'ı birinciliğe taşıyan bazı sebepler var. Bana göre en önemli sebep hakikaten Binance çok kompakt bir borsa. Çok minimalist bir borsa. Ben bu tarz tasarımları çok seviyorum. Yani ben bir borsaya girdiğim zaman böyle her şey karman çorman olmayacak. Şimdi sen anlatacaksın birazdan. Altuğ'un bir borsa macerası var. Yani böyle karman çorman olmayacak. Her şey basit olacak. Yani neticede bir para alacağız. Bir parayı da satacağız. Yani yapacağımız iş çok basit. Şimdi eleştireceğim tarafları da var benim Binance'ın. O ayrı. Onu konuşacağız. Şimdi sen Binance'la ilgili ne söyleyeceksin Altuğ? Var mı böyle söylemek istediğin şey? Ben Binance'ı sevmemin sebebi, ben de en çok şu ara onu kullanıyorum. Tabii ki hani popülerliği değil. Ha tabii popülerliği tabii bir derece etkili. Sonuçta bir borsada ne kadar çok insan varsa, ne kadar çok para dönüyorsa, bravo, hani ona göre bir hacim oluyor. Çünkü şimdi atıyorum, bazen bakıyorsunuz çok büyük arbitraj var zannediyorsunuz, işte diyor bir KuCoin'de geçen öyle bir muhabbet vardı, işte PO böyle 450 miydi 460 mıydı, Binance'da 400'lerde. Aynen. Ama bakıyorsunuz neden alan satan yok, çünkü o orada kalmış ama hani bir alıp sattığında o zaten normale dönecek. Tabii yani adam alış 420'de satış, evet, alışla satış arasında 480'de fiyat burada tabii 480 gözüküyor, öbür tarafta normal. İşlem hacmi yüksek, 420'de gözüküyor. Bakıyorsun bir yerde 480, bir yerde 420. Halbuki orada da alış 420'de zaten. Yani arada başka alış satış yok. Ondan dolayı orada kalmış bir yer. Tabii ona da dikkat etmek lazım. O yüzden hani kullanacağınız borsayı seçerken abi yüksek hacimli borsaları tercih etmek bu yüzden daha mantıklı tabii, bir hareket. Bir de özellikle hani şimdi Bitcoin'de falan belki çok büyük sıkıntı olmaz. Ethereum'da işte Ripple'da bunlarda çok büyük sıkıntı olmaz da özellikle böyle
daha hacmi düşük altcoin'lere yöneliyorsanız onlarda sıkıntı olması muhtemel. Şimdi bir de tabii Binance Malta'ya taşındı. Şimdi Hong Kong'dayken falan başı beladaydı Binance'ın. Vergiler vesaire. Vergiler, Çin hükümeti orada da gene Hong Kong biliyorsun bayağı baskı yapıyorlar oraya. Falan filan işte Japonya ile bir tutturamadılar. Herkesin bir aklında bir soru işareti lan ne olacak bu Binance'ın hali diye. Ya da bu Binance size ne etti diye döndü olay. Çinliler bayağı bir baskı kurdular üstünde. Şimdi kafa rahat. Evet, Malta'ya geçince vergisi kafa rahat. Devletle anlaştılar vesaire. Bir görünüşe göre bir sıkıntı yaşamayacak. Şimdi tabii bir sonraki ya bunların ayrıntılarına ayrı ayrı biz gireceğiz ama şimdi Binance şu anki haliyle merkezi bir borsa. Fakat bir kimlik değişimi olacak. Onu yani biraz bahsetsen. Merkezsiz bir blockchain yapısına geçecek. Hani blockchain altyapısı kullanan bir sistem olacak. Hani ne olacak? Güvenliği artacak. İşte işlem hızı artacak. Daha flex ne denir ona? Flexible. Daha rahat bir sistem olacak. Çünkü şu anki sistem belki kompakt ama hani pek çok şey olmamasından dolayı da bir kompaktlığı var yani hani karşı istatistikler yok ne aldın ne verdin işte göremiyorsun vesaire. Ya hadi şimdi bu kadar anlatıyoruz ama eksi yönlerini de anlatacağız. Hı-hı. Her borsanın artısı var, eksisi var. Şimdi Binance incelemesi zaten ayrıntılı anlatacağız bunları da. Bana göre Binance'ın en büyük eksisi şu istatistikte bilmem neydi, oydu, buydu özellikleri eklememiz. Hı-hı. Bir türlü onu yapmadılar. O bana ben çok saçma geliyor. Ondan beri ne kadar kar ettim, ne kadar zarar ettim. Bir göster ne kadar zor olabilir. Ya ne kadar zor olur. Yazılımcılar için bu çok basit bir şey aslında. Ya şimdi şurada git üniversite 1. sınıf yazılım bir şeyine götür. Yapar onu sana çok basit bir şey o ya. Hangi nedir para ya? Bana en çok kazandırmış? Hangi paradan ben zarar ettim? Bunun zorluğuyla alakalı bir şey olduğunu ben hiç sanmıyorum. Bu tamamıyla öyle bir şey istemiyorlar yani. Bunu koymak istemiyorlar. Uğraşmamışlar bile istemiyorlar. Hatta şey bile yazmıyordu ya. Yılbaşında kadar falan. Dolar karşılığı. Dolar karşılığı yok o da yazmıyordu. Yeni geldi o da yani. Hı-hı. O da saçma sapan bir şey. Ya tamam belki dolarla alım satım yapamıyorsunuz orada. Bu da bir özellik. Bunu da söyleyelim hani. Tether'la alıp satılıyor orada. Evet. Öyle bir durum ama var hani yani. Ama hani gene de şimdi kaç dolar olduğunu bilmekte. İyi hatırlattım. Binance'a direkt nakit girişi yapamıyorsunuz. Ha, ileride olacağı söyleniyor. Hı-hı. Tether'la da çıkabildikleriniz zaten akıllı kontrat altyapısı olan coin'ler. Bir tek Ripple var arada. O da yeni geldi zaten. Hı-hı. XRP'ye işte bir Tether'a çıkma olanağı sağladılar. Ama şimdi gelen dedikodular arasında işte Binance'ın Malta'daki bankalarla görüştüğü nakit girişi önünü açmaya çalıştığı söyleniyor. Şimdi Binance'ı genel hatlarıyla konuştuk. İkinci sırada KuCoin var. KuCoin de ülkemizde oldukça popüler bir borsa. Bu arada KuCoin'e üye olmak isterseniz bizim referansımızda videonun aşağısında gene linkten üye olabilirsiniz. Bu KuCoin ben genel olarak sevdiğim bir Binance'dan sonra genelde kullandığım bir borsa. Neden seviyorum? Sen çok sık kullanıyorsun KuCoin'i. Ben o kadar sık kullanmıyorum. Altcoin'lerde alıp satım yapabiliyorsunuz yani böyle. Hani olmadık ama böyle tamamen scam de değil. Öyle scam borsaları da var çünkü böyle piyasaya ilk giriş borsaları şeyleri var. KuCoin biraz şey hani böyle bir altcoin alayım ucuz fiyattan ileride zengin oluruz mantığındaki insanların çok kovaladığı bir borsa. Evet, o Telcoin incelemesi falan yapmıştık. Evet Telcoin işte. Mesela KuCoin'de var Binance'da yok. Genel olarak böyle zaten Binance'da falan büyük borsalarda olmayan ama gelecek vadeden coinler genelde KuCoin topluyor onları bir şekilde ekliyor. Yani KuCoin'den altcoin kovalayıp oradan bir yatırım yapıp Binance'a girmesini veya diğer borsalara girmesini veya yani belki bir borsaya girmek zorunda da değil tabii. Yani kendi içerisinde de orada bir yükseliş alçalışları oluyor. Orada yükselmesini beklemek mantıklı. Hani Binance'ın kendi BNB'si varsa işte KuCoin'de kendi KuCoin Share diye parası var. Öyle. Salim üzümü var. Sümin Allah var. Zaten bu çok popüler oldu artık her borsa kendi parasını çıkartıyor. Salim üzümü varsa sevenin Allah'ı var. Binance'ın bir yerlisi varsa. KuCoin'in de KuCoin şehri var. Şimdi tabii KuCoin'in en önemli özelliklerinden bir tanesi de trolleme beni. KuCoin'in en önemli özelliklerinden bir tanesi de merkezsiz bir altyapısı olması. Evet tabii bu da ona belli bir güvenlik özelliği kazandırıyor. Bununla beraber güvenlik derken KuCoin güvenliğe biraz fazla takık bir borsa. Şimdi ben söyleyecektim onu. Çok güzel çünkü ama. Böyle yok gizli sorudur, yok bilmem ne alım satım yaparken Google Authentication girmek zorundasın falan. Çok mantıklı. Ya bana çok sıkıcı geliyor açıkçası. En sevmediğim tarafı o. Fazla güvenlik boğuyor. Güzel yatırım KuCoin'de. Sıkıcıdır. Ama bu yatırım da güzel. İyi borsada sıkıcıdır. Bilmiyorum, beni çok sıkıyor KuCoin o konuda. Ya şimdi şöyle bir şey var. O hacklenme muhabbetleri nasıl yapılıyor genelde? İşte adam belli bir sahte arayüz koyuyor. Harf oyunlarıyla işte AdWords'da, Junt'da, Junt'da, SEO'yla yukarı çıkartıyor. Seni oraya yönlendiriyor. Authenticator olayında nasıl çözüyorlar? Sen oraya şifreni girerken, Google'dan gelen şifreyi girerken eş zamanlı görüyor, o da oraya giriyor. Hop birden kendi borsanın içerisine atıyor. Şimdi burada adamlar kendi alsat ekranında da authenticator koyarak şunu engelliyor. Yani sen bir kere artık o sahte site üzerinden şifreni falan girdiğin zaman
artık hacklendiğini anlıyorsun çok büyük ihtimalle. Çünkü ne içerideki şeyler senin kendi hesabın ne işte bakiyen doğru bakiye orada anlıyorsun muhtemelen. Yani şimdi, tabii genelde zaten onlar bir hata sayfasına falan yönlendirip seni Ya hata sayfasına, o arada çok hızlı bir işlem gerçekleştiriyor. Hata sayfasına yönlendirirse zaten çabuk anlaman lazım yani. Yok ya, Binance o kadar çok mesela hata sayfası veriyor ki sürekli artık. Binance hiç denk gelmedi ona Binance'a. Vallahi Binance'a şey bana çok denk geliyor. Yani şifre şurada yanlış çok denk geliyor. Evet, o da başladı bu ara. O çok. Şifre yanlış vermeleri. Hatta ben de böyle birden maymun oluyorum burada lan. Biz de mi kekliyorlar? Ben yukarıma bir halbuki ben de hep kendim giriyorum Binance.com diye ama olabilir tabii yani. İşte KuCoin buna inatla orada authenticator soruyor, buradan gezi soru soruyor, bilmem ne, sürekli mail atıyor sana. Bir şekilde bu daha sağlamış. Ha, iyi bir şey tabii ki bu da. Vallahi ben KuCoin'i seviyorum. Güzel bir borsa. Bir kere yani birçok altcoin'i bir tek burada bulabiliyorsun. Hani çeşit olarak. Ya aslında bir tek orada bulabiliyorsun değil de güvenilir borsalarda bir tek orada bulabiliyorsun. Var yani, şimdi ismini bilmedim. Borsalar var. Ben şimdi bakıyorum bazı kriptolara nereden alınır falan diye. Bilmiyorum. Mesela yani ben Bitflip diye bir borsaya üyeyim. Çünkü Bitcoin White bir tek orada var yani. Orada vardı şu an başka yerde. Mesela airdrop'tan aldım. Böyle, ama öyle bir üyelik şekli vardı ki. Mail girdim işte, bu şifrem şu olsun dedim. Üye oldum, bitti yani. Ne güvenlik ne bir şey, hak getirir. Pat diye üye oldum. E tabii şimdi buradan nasıl gönül rahatlığıyla sen al sat yapacağım, paranı göndereceğim. Tabii canım yani. Mümkün değil. Tabii bu arada aynı Binance'daki gibi KuCoin'de de nakit girişi ve nakit çıkışı yapamıyorsunuz. Orada da gene Binance'da olduğu gibi Tether'a çıkış yapabiliyorsunuz veya altcoin'lerinizi, Bitcoin'lerinizi başka bir borsadan buraya taşımanız lazım dedikten sonra skandallarıyla ünlü Bitfinex'e geçelim. Gerçekten ilginç bir borsa. Çok adı skandallara karıştı. Şimdi bana göre Bitfinex'in en önemli özelliği işte Binance'da işte dedik 4-5 tane paraya orada Tether olarak çıkabiliyorsun. O da zaten akıllı sözleşme tabanlı, akıllı kontrat tabanlı kriptolar. İşte bir tek şey geldi onların arasına, Ripple geldi. Orada öyle bir şey oldu ama Bitfinex borsasının en büyük avantajı birçok altcoin için direkt dolara çıkma imkanı sana veriyor. Bu çok büyük avantaj. Özellikle al sat yapanlar için. Ya bu tabii çok önemli bir özellik. Hani dolarla direkt işlem yapabilmek. Ha, neden? Daha güvenilir baktığım vakit direkt dolar. Hani bu Tether çünkü biraz sıkıntılı bir şey yani. Onun sırf Tether incelemesi yapmak lazım bunu ya anlatmak şimdi için yapacağız. Ama. Şimdi Tether zaten ayrı bir skandal. Yani skandallarıyla ünlü. Bitfinex ayrı skandallarıyla ünlü. Tether'la zaten Bitfinex'in yani aslında tam böyle onun değil de şey, aynı kurucudan gelme falan filan. Ya şimdi kendi, onlar diyor bizle alakası yok aslında ya falan Bitfinex'in diyor. Ya Bitfinex'in açıklaması bizim operasyonlarımız farklı diyor ama şimdi Bitfinex tabii çok hırpalanıyor bu süreçte. Yani durmadan Tether'la ilgili bütün skandallarda oklar Bitfinex'in üstüne dönüyor. Tether ayrı açıklama yapıyor. Yani Tether'la ilgili ayrıntılı bir inceleme yapacağız. Şimdi Tether muhabbetine girersek bu işin içinden çıkamayız yani saatlerce sürer bizim muhabbet. Şimdi Tether'la alakalı en büyük sıkıntı şu. Tether bir açıklama yaptı. Dedi ki, daha doğrusu Tether'a suçlamalar yapıldı. Siz dediler bunu neye göre bunu dolara sabitlediniz? Yani bunun garantisini nasıl veriyorsunuz? Tether da dedi ki bizim dedi her bir Tether için dolar olarak paramız duruyor bankada. İşte bağımsız denetçileri açın o zaman dendi. Bağımsız denetçiler geldiği zaman Tether kapattı. O oldu, bu oldu. Çamura yattı, yambattı. Bir ton sıkıntı oldu orada. Onun için Tether muhabbetini onları ayrıntılarıyla konuşacağız. O yüzden çok girmeyelim oraya. Ama Tether'la Bitfinex'in de organik bir bağ var. Ne kadar işte operasyonlar ayrı falan deseler de. Şimdi asıl Bitfinex'in skandalları şurada başladı. Bitfinex iki kere hack olayı yaşadı. Evet. Hacklendi. Hatta şimdi rakamları da yanlış vermeyelim. Birincisinde teğet geçiyor. 1500 Bitcoin'i çaldırıyorlar. Hadi gene ikincisine görece az diyelim. İkinci hacklenmesinde 120 bin Bitcoin çalınıyor. Dönemin parasıyla da 70 milyon dolar falan bu. İyi para. Yani o dönemin parasıyla o kadar. Şimdi iki fiyatla bakarsan 120 bin Bitcoin ve Bitfinex bu süreci bana göre çok da güzel yönetemiyor. Ne yapıyor? Bunun bedelini borsanın bütün üyelerine kesiyor. Hepsinden belli bir miktar kesinti yapıyor. Ki buna rağmen hala da çok kullanılıyor. Değişik. Buna rağmen hala çok kullanılan bir borsa. Ve işte o zaman zaten Amerika ile bayağı bir papaz oluyorlar. İşte bankadaki hesapları Amerika'da şu an işte orada değil. Yani döndürüp duruyorlar. Başka ülkelerde hesaplar falan açıyorlar. Ve işte bu Tether ile alakalı skandallar da üst üste geldiği zaman tam böyle skandallar yeri oluyor. Yani enteresan bir borsa.
Bütün bunlara rağmen kullanıcı sayısı çok yüksek. Dünyada çok rağbet görüyorlar. Şimdi bunun tabii işte şöyle dedik, bu bizim ilk giriş borsaları genel anlamda giriş videomuz. Hepsini ayrı ayrı inceleyeceğimiz için bütün detaylarına da girmeyelim. Onlara da konuşacak şey kalsın. Bitfinex borsası böyle. Ya şimdi tabii biz böyle her borsayı tek tek böyle kısa kısa anlatmamız mümkün değil. Bir sürü borsa, bir sürü şey var. Hani... Ya bunların hepsini biz inceleme yapacağız. Onun yerine... Şimdi bazılarına biz de üye değiliz bu arada. Yani sizin için üye olacağız. Yani bir ton borsa var yani. Tabii biz arbitrajcı değiliz. Yani gerek duymadığımız, yani gerek duymadığımız borsalara üyeliğimiz yok ama. Ha mesela şeyden bahsedebiliriz. Değişik borsadan bahsetmek için. Jaxio. Ben Jaxio'da alışveriş yaptım daha önce. Sen çok seviyorsun Jaxio'yu. Evet, bir ara oradan alıyordum. Ama komisyon oranları yüksek, açık söyleyeyim. Yani normale göre daha fazla. Ama avantajı? Ama bir avantajı var. Kredi kartıyla direkt, yani kendi kredi kartınızla, banka kartınızla veya direkt Bitcoin alabiliyorsunuz. Bitcoin var, Ethereum var, Ripple var. Her şey var zaten oranın da. Ha bir ara Türkiye'den Jaxio'yu yasakladılar. Kent var, Malboro var. Kent var. Bitcoin var. Trollüyor genelde. Var var, Bitcoin Cash odur budur, her şey var. En azından Bitcoin var, Ethereum var. Aynen öyle, güzel bir site. Ama tek sıkıntısı işte bir ara Finansbank, Yapı Kredi falan sözleşmiş gibi değil de devletten gelen bir baskıyla kredi kartıyla orayı almayı yasakladılar. Bence yakındır gene böyle bir baskı yani şu an. Ama şu an çözüldü bir anladığım kadarıyla o sıkıntı. Direkt kredi kartınızla. O sıkıntı yine çıkar. Ya kısa, yani Bitcoin gene o Aralık, işte 2017 Aralık sonu gibi olursa belki gene çıkar Bitcoin'den da. Bitcoin'den bağımsız çıkar abi. Şimdi dolar almış başını gitmiş, ülkeye sıcak para tabii lazım. Tabii ülkeden döviz çıkartıyorsun sen. Yani işte. Ülkeden sen döviz çıkartıyorsun şu an onu yaparak. Ama ya ama kredi kartı kazandırıp geri sokuyorsun yani. Onu. Batırabilirsin. Ya risk canım o da yani. Yani. Yani Jaxio'da özetle böyle, kredi kartı için çok ideal bir, kredi kartıyla alım için çok ideal bir platform. Tabii şimdi bir sürü borsa var, hani her birine de tek bir satırla bile geçmek ya bayağı vakit alacak. Ya şimdi söyledik zaten, hani videonun başında da söyledik. Bu bir giriş videosuydu borsa rehberine. Şimdi bunun altında borsa incelemeleri yapacağız. Tabii ki biz de böyle arbitrajcı değiliz yani, bütün borsalara üyeliğimiz yok. Sizin için üyelik açacağız. İlk önce bir test edeceğiz. Ondan sonra deneyimlerimizi orada yapacağız, açıklayacağız. Ama zaten belli başlı borsaları biliyoruz. Onların incelemelerini ayrıntılı olarak yapacağız. Hepsini yapacağız. Peki bir de OKX borsası var. Onu o zaman incelemede anlatırız. Yani, OKX borsası da çok büyük bir borsa. Yani, zaten Çinlilerin çok rağbet ettiği bir borsa. Hong Kong merkezli galiba. Hani bir... Sen oraya da üyeliğin var. Evet, OKX ya çok karışık bir borsa. Ben sevmiyorum OKX'i. Hakikaten karışık. Benim üyeliğim yok OKX'e. Bir sürü farklı özelliği var. Normal borsalarda gördüğümüzün dışında pek çok özelliği var. Mesela kripto paralarla işte futures trading olayı var. İşte vadeli borsa diyebiliriz kabaca. İleriki şeye göre... Hani kabaca anlatmak gerekirse nedir, işte paranın ilerideki değerine göre kar ve zarar durumuna göre. Evet, future yani ileriye yönelik tahminlerle bulunup hani böyle bir bayış yapmak var. Gibi bir şey. Yani OKX biraz karışık bir borsa genel anlamda. O yüzden ben çok sevmiyorum ama OKX de çok tepede bir borsa. Zaten Bitcoin'e future'lar girdi. Mertlik bozuldu. Bu arada Ethereum'a da giriyor biliyorsun. Öyle mi? Yeni bir şey var, evet. Ethereum'a da sokuyorlar. Artık zaten Ethereum'da belini doğrultur mu doğrultmaz mı? OKX'de var ya. Litecoin, Ethereum hepsi var. Evet. Bakalım hayırlısı olsun. Şimdi söyledik artık. Bundan sonra bu başlık altında bütün borsa incelemelerini bulacaksınız. Bu bir giriş videosuydu. Peki, diğer videolarda görüşmek üzere. Bol kazançlar. Kanala abone olmayı ve videoyu sosyal platformlarda paylaşmayı unutmayın. Özellikle hani çok özen diğer borsalardan daha farklı yönü olduğunu düşündüğünüz bir borsa varsa, böyle alt borsalardan, bize yorumlarda belirtin ki bir bakalım, onu da incelemesini yaparız. Aynen öyle. Görüşmek üzere. Diğer videolarda görüşmek üzere.